Değerli izleyenler, bir yandan seçim süreci başladı efendim. Hareketlendi siyaset ve Ankara dedik ama bir yandan da 37 gün geride kaldı. Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ancak ne kadar sarıldı, ne kadar sarılmadı bizler de buradan arkadaşlarımız sayesinde takip etmeye çalışıyoruz. Bölgeye liderler de gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Hatay'da, hatta grup toplantısında diyelim, millete sesleniş diyorlar sanırım artık seçim sürecinin başlamasıyla birlikte. Oradan hitaplarda bulunacak ve arkadaşımız Gülnur Saydam da onu takip edecek. Hem Hatay'daki son durumu alalım kendisinden, hem de bu siyasi gelişmeleri dinleyelim. Gülnur. CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir kez daha Hatay'a geliyor. Bir takım ziyaretlerde bulunacak. Son ziyareti ise 6.4 şiddetindeki depremin gerçekleştiği Defne ilçesine olmuştu. Depremzedelerle bir araya geldi. Bölgede yerinde incelemelerde bulundu. Ardındansa Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hatay bizim şahsi meselemizdir, Hatay benim şahsi meselemdir" sözünü hatırlatarak Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracağız. Hatay'ı kültürel dokusunu, kültürel mirasını yeniden ayağa kaldırmak artık hepimizin görevidir açıklamalarında bulundu. Bugün ise saatler 12.30'u gösterdiğinde ise hemen arkamda görmüş olduğumuz Narlıca mezarlığına gelmesi bekleniyor. Ardından programı yine bir takım ziyaretlerle devam edecek. Kılıçdaroğlu'nun saatler 13.30'a geldiğinde Hatay Geçici Yaşam Alanı'nı ziyaret edecek. Yine 13.30'da millet buluşmasını gerçekleştirecek Hatay Expo'da. Ardından 14.30'da ise Defne ilçesindeki çadır kenti ziyaret edecek Kılıçdaroğlu ve yine oradaki depremzede ve depremzede yakınlarıyla bir arada olacak. Sorunları yakından dinleyecek. Kuşaklı köyü ziyareti ise saatler 15.30'u gösterdiğinde gerçekleşecek. Son ziyareti ise saatler 17'yi gösterdiğinde Hatay'ın Kırkan ilçesinde olacak. Yine buradaki depremzedelerle, vatandaşlarla bir araya gelecek. Biz de kameraman arkadaşım Gökhan Sarkut'la beraber Kılıçdaroğlu'nun programı an be an takip ediyor ve gelişmeleri sizlere Hatay'dan aktarıyor olacağız. Evet, Sertaş'a teşekkür ediyoruz efendim. Seçim süreci resmen başladı. Takvim de açıklandı. Şimdi seçime 2 ay kala partilerde aday adaylık başvuruları da başladı. AK Parti'de milletvekili olmak isteyen aday adayları genel merkezde başvurularını yaptı. Başvurular 16 Mart Perşembe günü 21'e kadar devam edecek. Elektronik ortamda müracaatlarımızı alacağız. AK Parti'de aday adaylığı başvuruları süreci başladı. Genel merkez haftanın ilk gününe yoğun mesaiyle girdi. Seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, müracaatların il başkanlıkları ve genel merkezde elektronik ortamda alınmaya başladığını söyledi. Son başvuru tarihi 16 Mart Perşembe günü. Milletvekili seçiminde adeta ilk kez uyguluyoruz. En başta kağıt israfını önlemiş oluyoruz. Anlık raporlama, anlık değerlendirme gibi avantajları olacak. Dosya zamanında girilmedi, saati geçti, kenarda unutuldu gibi hiçbir soruya muhatap olmayacağız. AK Parti'de başvuru aidatı alınmayacak, bağışlarsa AFAD'a yapılacak. Elde edilen gelir deprem bölgesi için kullanılacak. Başvuru aidatının bu dönem alınmamasına, AFAD'a bağış şeklinde bunun ödenmesine karar verdik. Bağışlar da yetişkinler için 20.000 TL, kadın ve genç adaylarımız için 10.000 TL, engelli adaylarımız için de 5.000 TL şeklinde olacak. 3 dönem kuralına takılan milletvekilleri de başvuru yapabilecek, ancak son kararı MKYK üyeleri verecek. Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun vereceği bir şey, o bir karar. Ona ilişkin herhangi bir karar alınmadı. 3 dönemden daha fazla milletvekili yapmış olan larda dahil herkesten müracaat alıyoruz. Yetkili kurullar bunu tartışmaya başlar, konuşmaya, değerlendirmeye başlar. İşte o zaman buna ilişkin bir karar verilecekse o zamanın konusu, şimdinin değil. Ve Cumhur İttifakı'nın genişlemesi. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, yeniden Refah Partisi ve Hüdapar'la görüşme trafiğinin ayrıntılarına da değindi. Hüdapar'la temaslarımız oldu. Cumhur İttifakı'nın adayına, yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini dile getirmişti. Biz bugün saat 16'da inşallah Hüdapar'la olan o görüşmeler ve çalışmalar devam edecek. Kısa süre içerisinde nihayete ereceğini umuyorum.